Değer yaratmanın formülü. Tasarım odaklı düşünme. Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer Yaratmanın Formülü Podcast'inin ev sahibiyim. Bugünkü konuğum IT Governance Turkey kurucusu Cantekin Ertekin. Hoş geldiniz Cantekin Bey. Merhabalar Mete Bey, hoş bulduk. Teşekkür ederiz bizleri ağırladığınız için. Memnuniyetle çok ben teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Ben adet olduğu üzere yine sizi kısaca tanıtayım. İşletme mezunusunuz. Üzerine inovasyon ve girişimcilik master yapıyorsunuz. Kariyerinizin başında iş denetim var. Ve 5 yıl kadar o alanda çalışıyorsunuz. Sonra IT alanına geçiş yapıyorsunuz. 2020 başında da IT Governance Turkey'yi kuruyorsunuz. Bilmiyorum, eklemek istediğiniz şeyler var mı? Evet. Benim işte çok güzel özetlediğiniz aslında. Teşekkür ederiz. Yaklaşık 7 yıllık bir iş tecrübem oldu. Hem business tarafta ve IT tarafta çeşitli görevler aldım. Son 2 yılda genelde yönetim kısmında yer alıyorum aktif olarak. Geçen yıl başında da IT Governance Turkey'yi kurduk. Böyle bir inisiyatif oluşturduk. Genel olarak eş zamanlı olarak danışmanlık da devam ediyor bir yandan. Genel olarak bu şekilde. Harika. Peki önce oradan başlayalım isterseniz. IT Governance Turkey'yi kurma fikri nasıl doğdu? Nasıl bir araya geldiniz? Kimlerle bir araya geldiniz? Neden böyle bir ihtiyaç duydunuz? Tabii ki bahsedeyim Mete Bey. 2018 yılında bu inisiyatifi yüksek lisans yaparken aslında kurmanın temellerine başladık. Biz Marmara Üniversitesi'nde inovasyon yüksek lisans yaparken oradaki sınıf arkadaşlarımızla beraber bir inisiyatif alıp özel sektörlerle irtibata geçip inovasyon, kurum içi girişimcilik seminerleri düzenlemeye başladık, eğitimler vermeye başladık. Gönüllü olarak bunları tamamen gerçekleştiriyorduk. Burada güzel bir sinerji yakaladık arkadaşlarımızla. Sonra zaten kendileri aramızda sürekli bir bilgi paylaşımı, bir know-how sharing vardı, bir knowledge sharing vardı. Bundan bir yıl sonrasında dedik ki artık bunu bir çatı altına toparlayalım. Bu çatı altında bizler de beslenelim. Çünkü bu bilgi havuzu biliyorsunuz sadece paylaşmakla ya da sadece kendinizi geliştirmekle bu bilgi havuzundan belli bir nebze de faydalanabiliyorsunuz. Sizin de bu bilgi yayıcılardan, information redditorlardan faydalanmanız gerekiyor. O yüzden böyle bir çatı organizasyon kurduk. Kâr amacı gitmeyen bir organizasyonuz. Kendi arkadaşlarımızla beraber şu an yaklaşık 260'a yakın üyemiz oldu. Sosyal mecralarda evet çok hızlı bir büyüme kat ettik. Sosyal mecralarda 2000'i aşan takipçilerimiz oldu. Teknoloji odaklı olmamız, kâr amacı gütmüyor olmamız, tamamen üretme ve değer üretme aslında bugünkü size konuk olmamızın da aslında paralelinde biz de böyle değer üretmeye odaklanmış bir organizasyonuz. Bilgi satılabilir değil paylaşılabilir bir forma dönüştürmek için yola çıktık. Biz yola çıkarken aslında Mete Bey çok kısa şeyden de bahsedeyim. İngilizce'de bu aslında ayrım çok net bir şekilde yapılmış. Türkçe'de çevirince biraz sıkıntılı olabiliyor. Information ve knowledge aslında ikisini de işte Türkçe'de çevirince bilgi olarak çeviriyoruz. Ama çok farklı şeyler olduğunu düşünüyoruz biz. Bilgi ve birikim aynı fabrikada işte fabrikanın çıktıktan sonra o fabrikada işlenip sonrasında bir ürün olarak çıkıyorsa biz aynı şekilde bu insanı da burada bir fabrika olarak düşün, etraftaki bilgi yayıcılardan bilgiyi toplayıp ürün olarak da knowledge'ın çıktığını düşünüyoruz. O yüzden bilginin satılabilir değil maalesef işte günümüzde bazen bilgiyi satmaya çalışan, bilgiden paylaşmamaya çalışan çok fazla insanla da karşılaşınca diyoruz ki biz bilgi paylaşılır. Bu bilgiyi siz anlamlı ve ticari bir hale getirirseniz o zaman bu birikim olur. Evet o satılabilir diyen bunu satabilir ama bilgi paylaşılabilir bir formda olmalı. Biz böyle düşünerek misyonumuzu bu şekilde belirledik. Bilgiyi satılabilir değil paylaşılabilir bir forma dönüştürerek öğren, geliştir, paylaş mottosuyla bu bir cycle, yaşam döngüsü. Sürekli öğreniyoruz. Öğrendiğimiz şeylerin üzerine kendimiz sentezleyip öz değerlendirme mekanizmamızda bunu doğru ya da yanlış olduğunu analiz ediyoruz. Sonrasında da katma değer ekleyip kendimize göre bunu paylaşıyoruz. Paylaştıkça geri bildirimlerden, bu hiçbir zaman bitmeyen bir cycle, geri bildirimlerden olumlu veya olumsuz şekilde tekrar öğrenmeye başlıyoruz. Bu hiçbir zaman bitmeyen bir yaşam döngüsü. Bizler aynı zamanda kendi mutluluk motivasyonumuz kaynağımızı da
dışsal mı etkenlere de bağladık. Yani tamamen başarı bizim için kişisel başarı değil. Aynı zamanda insanların mutluluğuna da endekslediğimiz için hiçbir zaman bitmeyecek bir yolculuğa çıktık diyebilirim kısaca. Harika. Çok benim de felsefeme çok uygun. Hani evet. Bu paylaşım tarafında kesinlikle. Peki yani üyeleriniz arasında kimler var? Yani kimler var derken ismen değil tabii. Hani hangi kesimlerden, hangi disiplinlerden ve üyeler anladığım kadarıyla üyeler için bir şey yapmaktan ziyade üyelerin herkesin birbiri için bir şey yapmasına dayanıyor olay ama. Kesinlikle. Onlardan bahsederseniz. Tabii ki bahsedelim. Yaklaşık bir 20-25 kişilik bir akademisyen ekibimiz var. IT Governance Turkey Akademi. Buradaki akademisyen kadromuz hakemli dergileri, makaleler oluşturup yeni çerçeveler, frameworkler geliştirmekle, maturity modeller oluşturmakla meşguller. İlgi alanlarına göre ayrılmış durumdalar. Herkes uzmanlık alanına ve ilgi alanına göre ayrılmış durumda. Bir akademi grubumuz var, öğrenci grubumuz var, yaklaşık 100 kişilik bir öğrenci grubumuz var. 260'a yakın da sektör profesyonellerinden, genelde teknoloji ağırlıklı mid level ve senior level yöneticilerin yer aldığı bir topluluğuz. Aynı zamanda mentor-mentee projemiz var. Mentor-mentee projemizle aslında sektör profesyonelleriyle öğrenciler arasında bir köprü vazifesi kurmak istiyoruz. Bu projemizle bir araya eşleştirmelerimizi yapıp öğrencilerimizle, mentorlarımızı eşleştirdik. O projemiz bir yandan devam ediyor. Yılbaşında bir kitap yayınladık Mete Bey. Teknoloji Yönetimi Trendleri kitabı, e-kitabı. Bunu, gördüm, evet. Aha. Evet, bunu yine akademik kadromuzla birlikte yayınladık. Konusunda uzman 25-26 tane, yanlış hatırlamıyorsam, co-authorship modeliyle, ortak yazarlık projesiyle farklı yazarların farklı uzmanlık alanlarını bir araya getirerek hepsini tek bir kitap haline toparladık. Web sitemizde de ücretsiz olarak paylaştık, open source olarak. Sizde de hatta iletirim podcast'ın altında belki paylaşabiliriz. Tabii. Dileyenler istedikleri gibi indirebilirler, paylaşabilirler. Onun dışında bir bilişim sözlüğü hazırlıyoruz şu an. Kapsamlı bir bilişim sözlüğü. Burada biraz biz kendimiz de sıkıntı çektiğimiz için genelde Türkçe kavramlar, İngilizce kavramlar, teknoloji diliyle ilgili bilişim sözlüğü projemiz var. Bu tarz projelerimize webinarlarımız, coffee talks'larımız düzenli olarak devam ediyor. Networking day'lerimiz var. Üyelerimizin birbiriyle iş potansiyelini arttırmasına imkan sağlamaya çalıştığımız. Son olarak da bir maturity model, olgunluk modeli geliştiriyoruz. Bu da yönetişim olgunluk modeli. Biz buna hatta yeni nesil yönetişim modeli olarak da çeşitli webinarlarda duyurmaya çalışıyoruz. Bu olgunluk seviyesiyle de kurumların yönetişim seviyelerinde, yönetişim olgunluğunda hangi seviyede olduğunu ve geri kalan kısımda nasıl bir yol ilerlemelerini anlayabilecekleri imkan sağlamak istiyoruz onlara böyle bir modelle. Web sitemizde yine bunu bitince de paylaşacağız. Şu anda bir de mobil aplikasyonumuz var. Aplikasyon geliştiriyoruz, mobil aplikasyon. Evet, teknolojik haberlerin, duyuruların, eğitimlerin yer aldı. Genel projelerimiz bu şekilde aklıma geldi. Harika. Aslında oradan başlayalım, oradan devam edelim daha doğrusu. Bu yönetişim kısmı, o da sizin yine kitapta da değindiğiniz bir konu. Bir tanımını yapar mısınız bize? Bu teknolojinin, dijitalleşmenin evriminden isterseniz çok kısa bahsederek oraya geleyim. Daha altını doldurmuş bir temelle başlayalım dilerseniz. Peki. Bu 17. yüzyılda işte bildiğiniz gibi dijitalleşmenin kilometre taşına baktığımız zaman bu 17. yüzyıldaki 1-0 mantığından dayanıyor aslında bütün hikaye. Sonrasında işte bu elektrik varsa ampul yanar mantığından çıkıp 2. Dünya Savaşı'nda bilgisayarlar dünyamıza girdi. Sonrasında internet dünyamıza girdi, mobil dünyamıza girdi, IoT, yapay zeka son zamanlarda dünyamıza girdi. Aslına baktığımda birçok kilometre taşı var, çok fazla yol ayrımı var dijitalleşme yolunda. Covid de yine keza bu yol ayrımlarından bir tanesi oldu bizler için. Dijital dünyada çalışanlar için sizler de tanık olmuşsunuzdur. Aslında bir 5 yıllık yakalayacağımız ivmeyi Covid döneminde, pandemi döneminde yaşadık. Keza zaten bunun işte Apple, Tesla, Netflix, Zoom gibi canlı örneklerini de görüyoruz bu dönemde kazandıkları ivmenin. İşte Apple'ın bakıyoruz 1 trilyon dolara çıkması 42 yıllarını almış Mete Bey. Ama 1 trilyon dolardan 2 trilyon dolara yaklaşık 8 haftada çıktılar. Tesla yine son 10 yılda dünyamızda olmayan bir markayken şu an
dünya devi bir marka haline geldi. Bunların hepsinin arkasında aslında bu dijitalleşmenin verdiği ivme var, kazandırdığı bu ivme. Bu ivme bizi aynı zamanda bizlerin yönetim anlayışını da çok fazla değiştirdi Mete Bey. Yönetişim kavramı zaten dünyamızda olan konuştuğumuz bir kavramdı. Ama bu dijitalleşmeyle yönetim anlayışı da çok fazla evrilmeye başladı. Yönetişim de çok fazla önem kazanmaya başladı. Neden? Yönetişim baktığımız zaman yönetim kelimesine, o özellikle old school yönetim akımına tepki olarak çıkmış bir kavram. Paydaşların da sürecin içerisine dahil edildiği, paydaşlarla etkin iletişim süreçlerinin yürütüldüğü, paydaş beklentilerinin de performans kriterleri arasında eklendiği bir yönetim modeli aslında yönetişim. Basitçe bu şekilde tanımlayabiliriz. Bu özellikle dijital dünyanın bize kazandırdığı ivmeyle birlikte paydaşlar daha fazla işin içerisine girmeye başladı. Şirketler daha fazla müşterilerin beklentilerine daha fazla önem vermeye başladılar. Artık müşterinin beklentilerini geçip işte son marketing 5.0 dedikleri müşterilere beklenti yaratmayı hedefliyorlar artık. O yüzden bu şirketler kraldır anlayışı yerini müşteri kraldır anlayışını çoktan bıraktı. Paydaşlar işin içerisine girdi. Artık yönetim modellerinde birkaç tepeden dağılan strateji yerine bütün paydaşların sürecin içerisine dahil edildiği stratejiler önem kazanmaya başladı. Bu 2000'li yıllarda Amerika'da yaşanan krizle aslında bir ivme kazanmıştı ekonomik krizde. Orada ben şeyde tavsiye ederim aslında Lehman Brothers'ı çok güzel bir belgeseli var YouTube'da izlemişsinizdir dinleyenlerimizin çoğu. Orada genelde çalışanlara sordukları zaman şöyle tepkiler alıyorlar. İşte biz kararlardan hiçbir şekilde haberimiz olmazdı. Her şey kapalı kapılar arkasında alınırdı. Sonrasında da işte maalesef kötü sonla bu şirketler maalesef karşılaştılar. Orada bir ivme kazanmıştı aslında bu yönetişim anlayışı. Ama günümüzde çok fazla artık konuşulmaya başladı. Özellikle kamuda, özel sektörde herkes müşterileri, paydaşları, tedarikçileri, çalışanları yönetim süreçlerine dahil etmeye başladı aslında. Biz de aslında bu ivmeden faydalanarak bu kâr amacı gütmeyen organizasyonu kurduk. Peki yani bu da ben yürekten inanıyorum. Ben de hep savunduğum değerler bu alanda. Yani birlikte çalışmak, farklılıklardan beslenmek. Fakat yani bir yandan da hala Türkiye'nin gerçeğinde bunu çok da yaygın olarak görmüyoruz. Evet. Yani bu tarz bir beklenti ne kadar gerçekçi? Yani buna kesin gidilecek yer burası da. Evet. Buradaki direnci nasıl aşabileceğiz? Öyle söyleyeyim. Evet. Aslında Mete Bey, teknolojiye baktığımız zaman çoğu değişim maalesef bizim rızamızla ya da isteğimizle değil, maalesef zaruriyetle yaşadığımız değişimler. Teknoloji çünkü öyle bir ivme kazanıyor ki dijitalleşme, özellikle dijital dönüşüm. Bu karşıdan gelen dev bir tsunami gibi. Bu tsunamiye karşı işte ya ona karşı yüzüp o dalganın içerisinde yok olacaksınız. Ya da işte surf tahtınızı alacaksınız, surf yapmaya çalışacaksınız onunla. O ivmeden faydalanacaksınız. O yüzden teknoloji bize maalesef çok fazla seçme imkanı tanımıyor. Yani bundan işte 20 yıl önce baktığımız zaman ya Türk insanı online'dan, mobilden sipariş mi verir, yemek mi yer, yemek mi söyler dediğimiz yemek sepeti bugün 20. yılını kutluyor. Bizim grubumuz da yine IT Governance Turkey camiasında bir girişimci arkadaşımız var. O da şu an şeyle uğraşıyor. Hatta canlıya aldılar takı uygulamasını, bu düğünlerdeki takı tak projesi. Düğünlerdeki evet bu takım merasimindeki fiziksel teması sıfıra indirerek mobilden işte direkt düğün sahibine takınızı gönderiyorsunuz ve düğüne de gitmenize gerek yok. Yani o kadar büyük bir imkan sağladılar ki aslında bir çok güzel de bir girişim. Şu an işte bu aslında çok öncesinden yola çıkmışlar ama bu pandemi dönemi öyle bir ivme kazandırdı ki onlara gerçekten çok fazla yatırım almaya büyümeye başladılar. Çünkü hani baktığımız zaman 2 yıl öncesine kadar ya Türk insanı mobilden işte siz o düğüne gelen yaşlı dayılar, amcalara, teyzeler mobilden şey mi yollar, takım yollar, olur mu böyle şey? Onu takacaksın, sonra sen eve gideceksin, kaset açacaksın, izleyeceksin. Aynen. Kim dayı ne taktı onu? Dayı ne taktı, hala çeyrek takmış, işte yenge tam takmış. Onların bir analizi yapılır, izlenir 2 gün, 3 gün. Ama bugün baktığımız zaman mobilden herkes görüyorsunuz bunun size e-mailinize dökülüyor işte Mete Bey şu kadar gram su yollamış diye bu döküm halinde ekstra haline geliyor. Yani olur mu? Oluyor maalesef hani burada bize seçim tanımıyor teknoloji. O yüzden yönetişim de tabii ki buradan beslenerek şunu söyleyebilirim, olur mu? Olacak, mecbur olacak.
İşte bu şirketleri daha öncesine baktığımız zaman yurt dışında özellikle çok fazla örneği görüyoruz. Türkiye'de de yavaş yavaş aslında belli örnekleri var. Yani işte ben ürün geliştirirken müşteriye sorulur mu? Öyle şey mi olur? İşte ben geliştiririm, beğenen alır. Bu mantık ne oldu? Kırıldı. Ve soruyorsunuz artık. Müşteri hatta kendi ürününü, çoğu marka bunu geliştiren web siteleri yaptı. Kendi ürününü kendi tasarlıyor artık müşteri. Açık inovasyon yarışmaları yapıyorlar. Dışarıdan şirketler dışarıdan o know-how'dan faydalanmak için o girişimcilerle, startuplarla sürekli işbirliği yapıyorlar ki o bilgi havuzundan, o enerjiden, sinerjiden faydalanmaya çalışıyorlar. Köklü bankalara bakıyoruz bugün Mete Bey. Tersine mentorluk projelerini başlatıyorlar. Yani Z kuşaktan işe yeni başlamış dijital born kuşağı kendilerine mentor olarak seçiyor CEO'lar. Yani bugün bunu biz kendi yaşadığımız tecrübelerimizden de görüyoruz. İşte çok üst düzey bankaların Z kuşak tersine mentorları var. Neden? Çünkü işte dünyada artık o kadar hızlı bu ivmeyle bize ivme kazandırdı ki bu dijitalleşme. Önceden 20 yıllık işte 30 yıllık birçok finans yöneticisi bulabilirsiniz ama 20 yıllık blockchain yöneticisi bulamıyorsunuz. Ya da 20 yıllık işte kripto analisti bulamıyorsunuz. Mecbur kalıyorsunuz ki o dijital kuşaktan faydalanmak zorundasınız. Onları kendinize mentor ediyorsunuz. Çalışanları sürecin içerisine dahil ediyorsunuz. Yani bu dijital dönüşüm hız kazandırdıkça biz yönetişim modelini benimsemeye mecbur kalacağız. Türkiye olarak da tabii yani bu kültür olarak biraz zor olacak. Her dönüşümün bildiğiniz gibi her transformasyonun en zorlu noktası zihinlerdeki direnci kırmaktır. Bu da tabii bizim kültürel olarak çok alışkın olduğumuz bir nokta değil. İşte tepede yöneticiler işte özellikle eski kuşak yönetime yakın olan şirketler için zorlu olacak. Ama olacak yani eninde sonunda biz bu yönetişim modeline dönüp çalışanlarımızı, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin, diğer paydaşlarımızın beklentilerini biz bunları önemser ve bunları bir performans kriteri haline getirmeye başlayacağız. Kamuda da göreceğiz bunu. İşte belediye, yerel yönetimlerde de göreceğiz. Şirketlerde de göreceğiz. Organizasyonlarda da göreceğiz. Bugün bunu zaten örneğini çok sık yaşıyoruz Mete Bey. Bizler etkinlik işte bu artık çok fazla mesela bu dijital etkinlikler çok fazla gerçekleşmeye başladı. İnsanların da artık biraz belki burada yeni arayışları gerçekleşmeye başladı. Neden? Çünkü işte biz oturuyoruz 5 kişi hadi diyoruz şu konuyla ilgili bir eğitim gerçekleştirelim ama çok fazla belki talebe erişemiyoruz. Sonrasında dedik ki ya biz yönetişim bu organizasyonuyuz. Bizim yola çıkma amacımız zaten paydaşları sürecin içerisine dahil etmek. Biz en sonda hatta bu açık kaynaklı Trello yazılımı var. Onu kullanmaya başladık. Bütün programlarımızı, bütün planlamalarımızı organizasyon olarak paydaşlarımızla birlikte yapıyoruz. Bir sonraki ayımızı, bu konuğumuz kim olsun, bir sonraki webinarımız ne olsun bunların hepsini oylamayla gerçekleşiyor. Paydaşların beklentilerini alarak aslında bunları gerçekleştiriyoruz. İşte bir son mesela bir etkinlik düzenleyeceğiz hemen bir oylama başlatıyoruz. En çok oylamanın olduğu güne adapte olmaya çalışıyoruz. Yani bu çünkü buna adapte olmadığımız zaman karşı taraftan o yeterli etkileşimi alamıyoruz. Şirketler de yine aynı bu şekilde bir süre sonra o etkileşimi müşteriyle o bağı, o sadakat programını kuramadıkları zaman bunu mecbur kalacaklar yönetişimi benimsemeye. Türkiye'de de yavaş yavaş bu benimsenmenin artacağını düşünüyorum. Bence de yani bunu yapan şirketler bir şekilde çıtayı belirleyecekler ve herkes bir şekilde oraya ulaşmak zorunda kalacak. Çünkü hep yani iyi uygulamanın öyle bir bulaştırıcı bir şey etkisi oluyor kesinlikle. Peki bu sizin de gördüm ki geçtiğimiz günlerde böyle bir yayın yapmışsınız. Bir Güney Kore modelinden bahsediyorsunuz. Acaba tabii ki iki ülke yani birbirine çok benzerlikleri de var, farklılıkları da vardır ama siz oradaki kritik başarı faktörlerini ne olarak görüyorsunuz? Evet, ben bir Kore firmasında da yaklaşık 3 yıla yakın çalıştım Mete Bey. Burada zaten bu felsefeyi aslında yavaş yavaş almaya başlamıştım Güney Kore'nin. Çünkü bakıyorsunuz bundan 40 yıl önce, 50 yıl önce bizden daha geride bir ülke. Zor şartlarda, zor bir coğrafya. Ülke olarak da hani deneyimlediğim için söylüyorum. Zor bir coğrafya. Dağlık bir bölge, çok fazla tarım arazisi yok, çok fazla gıda fiyatları vesaire. O yüzden çok pahalı çünkü her şey dışarıdan geliyor. Ve 1950'deki savaşta bu Kuzey Güney Savaşı'na bakıyoruz. Yerle bir olmuş. Bütün ülke yerle bir olmuş durumda. Yani biz çok şükür ki öyle bir evet biz de belli savaşlardan dönemlerden geçtik ama yani İstanbul mesela hiçbir zaman bombalanmamış. Ama
Seul yerli bir olmuş. Çünkü savaş Seul'de gerçekleşiyor. Pyongyang da o kadar hasar almamış. Seul yerli bir olmuş durumda. Öyle bir ivmeyle, öyle bir işte aidiyetle çalışmaya başlamışlar ki bu bugünkü geldiği noktaya bakıyoruz. İnanılmaz bir noktadalar. Ve işin çok ilginç nüansları var Mete Bey. İşte bu devlet desteği tabii ki var. Devlet bu Çebul mantığını kurmuş orada. Çeşitli birkaç tane böyle lider sektörü, özel sektörü bir araya getirip bütün özel sektörü aslında o Çebul dediğimiz konsorsiyumun etrafında şekillendirmiş. Bu da tabii ki işte bugün Hyundai, Samsung baktığımız zaman ilaç da üretiyorlar, araba da üretiyorlar. Mobilde zaten çok iyiler. Her türlü çeşitlendirmeyi yapıyorlar aslında. Ürün çeşitliliğini de gerçekleştiriyorlar. Bu inovasyonla sonrasında da demişler ki işte bizim kalkınmamızın tek yolu eğitim, inovasyon, dijitalleşme. Bunu çok Ar-Ge'ye inanılmaz bir yatırım yapmaya başlamışlar. İnovasyona çok fazla bir yatırım yapmaya başlamışlar ve bunun çok erken farkına varmışlar. Bu erken farkındalık tabii ki onları bugünkü konumlarına getiriyorlar. Ama bakıyoruz mesela şimdi Amerika evet seni çok fazla çeşitli etnik gruptan farklı kültürde insanlar bir araya geldiği için aslında Amerika sonuç odaklı olmak zorunda. Yani Amerika işte süreç odaklı düşünemez aslında. Niye? Çünkü çok fazla kültür var. Bu kadar kültürü bir araya getirip o insanların süreçlerine odaklanırsanız katma değer o çoktan kaçar. Sonuç odaklı düşünemezsiniz. O yüzden Amerika evet her zaman sonuç odaklı, daha esnek. Ben çıktığıma bakarım odayla yaklaşıyor. Ve gerçekten işte keza Avrupa'da biraz bunu takip ediyor. Avrupa'da da işte baktığımız zaman mesela Alman ekolü var. Gerçekten çok az çalışıyor. Yani bizlere göre az çalışıyorlar. Saat olarak tabii tartışılır şimdi. Hani onlar 8 saat çalışıyorlar. 8 saat çalışıyorlar tabii. Öyle bir evet. Nüans farklı var. Sıkı çalışıyorlar. Evet. Öyle bir farklılık da var. Yani çalışma saati olarak baktığımız zaman bize göre az çalışıyorlar. Ama verimlilik endekslerine baktığımız zaman da dünyanın en verimli ülkelerinden bir tanesi Almanya. Bunu da anlayabiliyorsunuz. Ama mesela Güney Kore bunların hepsinden farklı. Güney Kore inanılmaz çalışıyor. Gerçekten inanılmaz çalışıyor. Seul dünyanın en uykusuz şehri mesela. İşte bu Japon belgesellerini vesaire görmüşsünüzdür. O hap oteller vesaire vesaire aynısı işte Seul için de çoğu zaman var. Çok kalabalık bir şehir, kaotik bir şehir. Ama inanılmaz çalışıyor. Yani öğrencilerin hayatına bakıyoruz mesela. Sabah çıkıyorlar 7'de 8'de. Akşam eve geliyorlar 10 11. Yani şimdi bugünün gerçeğine baktığımız zaman bugünkü çağımızın, bugünün iş hayatının gerçeği verimlilik endeksi bize şunu söylüyor. Yani az çok çalışma akıllı çalış diyor. Smart Hı-hı. çalış diyor. Hı-hı. Şimdi Güney Kore bunu çok çalışarak başarıyor. Yani verimlilik odaklı yaklaşırsak verimli bir ülke değil. Çünkü verimlilik bildiğiniz gibi aynı girdiyle daha fazla çıktı üretmeye odaklıdır. Ya da hatta günümüzde girdiği artırarak çıktığı artırmaya kadar daha ileri verimlilik modelleri konuşuluyor. Güney Kore hem girdisi çok yüksek, çıktısı da çok yüksek. Değişik bir ülke yani o yüzden. Yani inanılmaz bir çalışma azmi var, aidiyet var. Bunu da işte o geçmişte yaşadıkları muhtemelen o kötü olaylarla karşılaşmamak için bu aidiyeti aidiyet oluşmuş ve çalışma performansını geliştiriyorlar. Değişik bir ülke. Gerçekten yani incelenmesi gereken bir ülke. Biz işte yaklaşık 1,5 saat konuştuk ama yani bıraksanız Güney Kore ile ilgili hani böyle ben 3 gün konuşurum yani. Gerçekten ilginç kültürel farklılıkları var. Çünkü hiyerarşik bir yapıdalar. Çok çalışıyorlar. Fiziksel özellikler vesaire mesela çok önemli. Daha ataerkiller, kadınlar iş hayatında çok aktif değiller. Yani baktığımız zaman hani çoğu iş hayatı kurallarının çok daha gerisindeler. Yani dışındalar öyle söyleyeyim en azından. Dışındalar evet. Gerisinde evet. doğru bir tabir mi bilemiyoruz. Çünkü hakikaten kesinlikle. Sonuç elde ediyorlar mı? Elde ediyorlar bir şekilde. Ve kesinlikle. Toplum refahı artıyor mu? Artıyor. Ya bu da bir model aslında değil mi? Hani bir şekilde öyle bakarsak. Evet. Hani, o da değişik. Ya aslında bir yandan şey de Türkiye'nin tam Cumhuriyet sonrası döneminde o zamanki kuşakları da yani bizim dedelerimiz onlar hakikaten böyle bir hakikaten ulu bir amaçla bir şekilde ülkemizi kalkındıracağız bir savaştan çıktık şeyiyle. Bu önemli bir motivasyon kesinlikle herhalde. Yani toplumsal şey için. Ama demek ki yani başka türlü bir model de mümkün. Fakat yani mesele aslında bizim nereye daha yakın olduğumuz belki. Yani bu kadar Türkiye'de böyle bir bölünmüşlük var aslında. Yani herkes o kadar otoriteyi kabul edecek
yapıda değil. Bir kısmı evet, belki evet. Öyle, bir kısımda değil yani. Evet, o yüzden evet. Değişik bir hibrit bir şey geliştirmemiz lazım herhalde. Evet. Ya yani günlük aslında şeylerden, günlük tartışmalardan daha çok işte katma değeri, tek inovasyona, dijitalleşmeye odağımızı çevirdiğimiz zaman biz de aslında o potansiyele erişebilecek bir ülke, yani en azından potansiyele sahibiz. O potansiyel enerjiye sahibiz. İşte biraz daha aynı belki Güney Kore gibi odağımızı teknolojiye, inovasyona, tasarıma çevirmemiz gerekiyor sanırım. Evet, ve yani buradan da illa hep şey anlaşılıyor. Teknoloji dendiği zaman ne bileyim işte tarım bunun içine değilmiş gibi. Halbuki yani veya evet. inovasyon tarafında hani orada da çok ele alınması gereken şey var. Türkiye'nin kullanılmayan çok büyük bir tarıma uygun yapısı da var. Hani yine burada çok verilen örnekler işte Hollanda evet. karşılaştırmaları yapılıyor falan filan. Hani hakikaten yani insan kahroluyor yani böyle bir coğrafyada. Böyle bir coğrafyada bunları değerlendirmek. Peki evet. şöyle devam edelim o zaman. Yani siz de hem Sabancı DX'te bir dönem danışmanlık yapmışsınız. Biliyoruz Koç'un da yani ülkemizin büyük gruplarının güzel yatırımları ve kendi ekosistemleri var. Ama öte yandan da Anadolu'da da yine çok orta ve büyük ölçekte bazı şirketler var ki çok hakikaten başarılı veya yurt dışında da yani faaliyet gösteren, ihracat yapan şirketler var. Ama onlar tam da onlar da belki bu konuştuğumuz şeylerden dijitalleşme ve dijital dönüşümden evet, nasibini almamış durumdalar. Bu sizin yaptığınız aslında yönetişim ne diyorsunuz? Skalası. Olgunluk modeli. Olgunluk modeli. O da bence çok güzel bir şey olabilir. Orada ne önereceksiniz? Neler önereceksiniz o şirketlere? Neler yapabilecekleri hakkında? İlk önerimiz aslında Mete Bey, bizim danışmanlık süreçlerimizde de aslında bu transformasyon, ya buna siz işte strateji deyin, buna siz inovasyon dönüşümü deyin, dijitalleşme deyin. Bu bir transformasyon. Bütün dönüşüm süreçleri aslında kültürel dönüşümle başlıyor. O yüzden işte hep iş hayatında konuşulan mecbur şey, yaygın bir kelime var. Kültür strateji kahvaltı niyetine yer diye. Gerçekten bunlar çok önemli. Çünkü tepeden yayılan genelde stratejiler. Aşağıda siz istediğiniz kadar bazı şeyleri değiştirmeye çalışın. Onları maalesef tepeden gelmediği sürece, üst yönetimin sponsorluğunu almadığı sürece çok zor gerçekleşiyor. Yani iş hayatında benim kendi gözlemim Mete Bey, biz konseptleri yurt dışından genelde işte alıyoruz. Alırken de bu konseptleri dönüşüm projelerine yansıtırken özellikle bunun gerçekten ne olduğunu, felsefesini tam kavrayamadan, bunun arkasında yatan felsefeyi kavrayamadan biraz da maalesef işte dostlar alışverişte gözüksün, ticarette gözüksün sebebiyle yapan çok fazla şirket de oluyor maalesef. İşte bu mesela çevik dönüşüm bunun içerisinde, yönetişim bunun içerisinde, dijitalleşme bunun içerisinde. Biz alıyoruz bu konsepti. İşte bir şirket, bir departman kuruyoruz. Hadi bizi dijitalleştir. Hadi bizi dijital dönüşüm yolculuğuna sok. Ya yani bir kişi sizi ya da bir departman sizi dijital dönüşüm yolculuğuna sokan, bunun arkasında bir felsefe var. İşte çevik felsefeye baktığımız zaman işin arkasında esneklik, mutluluk, hani kendi bireysel hayatımızda da kullanabileceğimiz çok fazla felsefe var. Biz bunları çok fazla düşünmeden alıp hemen işte biz agile çalışıyoruz, biz yalın çalışıyoruz diyebilmek için bazen de bunu yapan şirketler var. Bizim önerimiz her zaman şu oluyor. Bu da zaten fail olmuş birçok projeye yol açıyor. Bu kavramlara baktığımız zaman neden? Çünkü bunun işte biz gidiyoruz çok büyük şirketlerin çevik ofisleri var mesela, çevik departmanları var. Ama mesela işte giriyoruz oraya, inanılmaz bir hiyerarşi var. İşte herkes kravat takmak zorunlu, işte sakal tıraş olmak zorunlu vesaire vesaire. Neyse kurumun zorunlulukları. Ama şimdi çevik felsefe sana diyor ki her şey güzel. Esneklik zaten bu yani. Zihinsel olarak zaten senin bir esnekliğe sahip oluyor olman lazım ki o insan daha fazla üretim çıktısı elde etsin. Benim gözlemim her zaman bu oluyor. Yani bir felsefe benimseyeceksek, işte yönetişim felsefesini benimseyeceksek, önce bunun arkasında yatan felsefeyi, bu yönetişimin sürecini, geçmişini, bize neler söylüyor, günlük hayatımızda bunu nasıl kullanabiliriz, bize kullanırsak ne gibi katma değerler sağlar, bu yayılımı mesela tüm şirket genelinde yaymakla aslında biz yola çıkmayı tavsiye ediyoruz her zaman. Hı hı. Peki orada yani o skalada da belli seviyelere göre herhalde pratik evet. Çözümler ve şeyler olacak, karşılıklar evet, evet. olacak. Evet, kesinlikle. Bu tamamen aslında paydaşları işte biz beşli skala kullandık bu yönetişim olgunluk modelinde.
İşte en aslında temel seviyeden ileri seviyeye kadar farklı seviyeler var. Bu seviyeler tamamen paydaşları sürecin içerisinde nasıl ne kadar entegre ettiğinize göre değişiyor. Yani siz paydaşların beklentilerini alıyorsunuz ama yine sizin dediğiniz oluyor. Siz paydaşların beklentilerini alıyorsunuz ama işte ağırlıklı olarak sizin dediğiniz oluyor. Ya da işte siz artık paydaş beklentine dahil ediyorsunuz ve son aşamada artık performans kriterlerini paydaşlarla birlikte belirliyorsunuz. Yani bu projenin, bir projenin başarılı veya başarısız olmasının performans kriterlerini paydaşlarla beraber belirlemeye başladığınız anda ne oluyorsunuz? İleri seviyeye çıkmış oluyorsunuz artık burada. Bizim olgunluk modelimiz genelde bu şekilde skalalardan oluşuyor. Anladım. Harika. Peki bir de en son bu IoT Council'dan bahsetmek istiyorum. Sizin dahil olduğunuz. Onları da çok değerli buluyorum. Yani bu tür yurt dışı platformlarla ilişki kurmak, oradan bilgi transfer etmek gibi. Biraz ondan bahseder misiniz? Tabii ki. Bizim IT Governance Turkey olarak aslında birkaç tane yurt dışında böyle bağlantı kurduğumuz organizasyon da var. Yurt içinde de var. Çeşitli mentorluk projelerinde de aktif olarak, gönüllü olarak yer almaya çalışıyoruz. İşte en son Bin Yaprak'la böyle güzel bir proje gerçekleştirdik. Grup üyelerimiz orada gönüllü olarak bu Milyon Kadına Mentor projesinde aktif rol oynayarak lise ve üniversite çağındaki üyelere orada gönüllü olarak mentorluk gerçekleştiriyorlar. Türkiye'de de bu tarz projeler EMCC ile yine bir koçluk eğitimi, kendi mentorluk projelerimizi de gerçekleştirdik. Buna da bu Türkiye'de önem veriyoruz. Aynı zamanda bizim için yurt dışından alacağımız bu know-how transferi de çok önemli organizasyon olarak. O yüzden IoT Council'la en son böyle bir yine işbirliği gerçekleştirdik. Güzel bir kolaborasyon. IoT Council Avrupa'da kurulmuş. IoT Council, IoT profesyonellerin bir araya gelerek kurduğu bir organizasyon. Onların başkanını Rob'u biz davet ettik webinarımıza. Güzel bir workshop düzenledik orada. Kendim web sitemizde de yayınladık hatta bu eğitimi. Bu işbirliği sonrasında biz de onların aslında çalışmalarına dahil olduk IT Governance Turkey olarak. Biz de onların aktif üyelerinden birisi haline geldik. Onların etkinliklerine de katılım sağlıyoruz. Bizler de orada eğitimler düzenlemeye yavaş yavaş başlıyoruz. Güzel bir işbirliği oldu aslında IoT Council ile aramızda, IT Governance Turkey'nin arasında. Harika. Peki o zaman süreçimizin sonunda imza sorusu. Cantekin Ertekin için değer yaratmanın formülünü soracağım ben size. Benim için değer yaratmak aslında Mete Bey, arayışta olmak, sürekli arayışta olmaktan geçiyor. Yani sürekli bu, herkes kendi hikayesinin kahramanı tabii ki. Ben çünkü böyle çok formüllere, başarı, success formüllerine çok inanan bir insan değilim işin açıkçası. Çünkü herkes gerçekten çok farklı hikayelerden geliyor ve herkes kendi hikayesinin kahramanı. Bugün baktığımız zaman ya startup camiasında ben aynı zamanda çeşitli teknoparklarda startup mentor olarak da görev alıyorum. Baktığımız zaman çıkmış startuplara, o startupların sahiplerine baktığımızda yani çok fazla iletişimi açık olmayan mesela startup sahipleri var. Çok fazla ya da sosyal olmayan, network'ü olmayan startup sahipleri var. Yani şunu demeye çalışacağım. Bunun böyle maalesef ki işte bir, çok çalışacaksın. İki, şunu yapacaksın. Üç, bunu yapacaksın. Böyle bir formülü yok böyle. Yemek tarifi gibi işte. Dört, soğanlar pembeleşinceye kadar böyle bir şey yok maalesef. O yüzden bunun herkes kendi hikayesini kahraman olmaya çalışıyor. Benim kendi hikayemde bana kazandıran şey her zaman arayışta olmak oldu. Pes etmeden bir sonsuz bir yolculuk ve değer odağımı hiçbir zaman bireysel değerler değil de etrafındaki insanlara da faydalı olmaya öyle bir değer modeli kendime benimsediğim için bu hiçbir zaman bitmeyecek bir yolculuk, bitmeyen bir yolculuk. Çünkü sürekli değer üretiyoruz. Yeni değerler ürettikçe etrafımızdan besleniyoruz, farklı değerler üretmeye başlıyoruz. Sizin gibi aynı arayışta, yolculukta olan insanları keşfediyorsunuz. Onlarla birlikte yürümeye başlıyorsunuz, onlarla birlikte yol almaya başlıyorsunuz. Hatalar yapıyorsunuz. Yaptığınız hatalardan daha fazla şey öğreniyorsunuz aslında. Bu günümüzde popüler bir kavram var. Anti kırılganlık biliyorsunuz işte. Tabii. Kaos ve kritik durumlar, yanlışlar, hatalar bizi aslında işte kırılganlıktan anti kırılganlığa dönüştürüp onlardan daha fazla şey öğrenebilir hale geldik. Diyor ki hani hayatınızda kaos ve kriz yoksa aslında çok da beslenilebilir bir hayatınız yoktur felsefesi var ya. İşte daha fazla hata yapıyoruz sürekli arayışlı olarak.
Bu benim kendi yolculuğumda bana her zaman daha fazla değer üretmeme imkan sağladı. O zaman dinleyicilerimiz size nasıl ulaşsınlar? IT Governance Türkiye'ye üye olmakları için ne yapmaları gerekiyor? Tabii ki IT Governance Türkiye web sitemizde üye kayıt formumuzdan üye olabilirsiniz. Sonrasında size zaten bir mail, üyelik maili geliyor. Buradan çeşitli işte yer almak istediğiniz sosyal medya uygulamasına göre orada yer alabiliyorsunuz. Çeşitli çalıştaylarda yer alabiliyorsunuz. Aktif olarak rol oynayabiliyorsunuz. Onun dışında bizlere her zaman her platformdan, LinkedIn'den, web sitemizden, her işte diğer sosyal medya mecralarından da ulaşabilirsiniz. Ulaşabilir bir organizasyon olduğumuzu düşünüyoruz. Hemen hemen her gelen maile, mesaja geri dönmüş yapmaya çalışıyoruz. Değerli katkılarını bekliyoruz dinleyenlerimizin de. Tamam, ben bunların linklerini sizden alıp hemen oraya yerleştireceğim raporla beraber. Süper. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Biz çok teşekkür ederiz Mete Bey. Çok keyifli bir sohbetti gerçekten. Bir, aynı şekilde. Yayından çok bir dost sohbeti gibiydi. Çok teşekkür ederiz bu konuk severlerimiz. Ben teşekkür ediyorum. Bu podcast'te tasarım odaklı düşünme çerçevesinde hem yurt içinden hem yurt dışından kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni, kimi zaman bir tasarımcıyı, kimi zaman bir iş insanını, kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de bu konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgi duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcast'ten memnuniyetinizi arkadaşlarınıza, eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve Değer Yaratmanın Formülü sayfasını bağlantılarınıza eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.